Emlak Ofisi sayfasına e-posta ve şifremizle giriş yapıp ilan ver butonuna basıyoruz. İlan türümüzü, ilan tipimizi ve yayınlama tipi gibi seçenekleri seçtikten sonra ilana ait fotoğraflarımızı yüklüyoruz. Daha sonra devam et butonuna tıklayarak ilanın konum bilgisini giriyoruz. Yakın zamanda EIDS sistemi üzerinden il ve ilçe bilgilerinin otomatik olarak bu alana gelmesini sağlayacağız. İlana ait konum bilgisini girdikten sonra ilanın diğer bilgilerini giriyoruz. Tapusu olmayan ilanlarınız için tapu yok seçeneği seçilir. Tapusu olmayan gayrimenkuller elektronik ilan doğrulama sistemi kapsamında yer almaz. Taşınmazın gerçekten tapusu olmadığından emin olmalısınız. Yanıltıcı bir bilgi veriyorsanız, tapusu olduğu durumunda tapu yok işaretlenirse cezai yaptırımla karşılaşabilirsiniz. Riski tamamen size aittir. Elektronik ilan doğrulama sistemi kapsamında yer almayan diğer bir tapu durumu ise yabancıdan tapulu seçeneğidir. Eğer ilgili gayrimenkul Türkiye sınırları içerisinde olup yabancı bir vatandaşın üzerine kayıtlı ise elektronik ilan doğrulama sistemi zorunluluğu kapsamında değildir. Taşınmaz numarası alanı ilan girişinde zorunlu bir alandır. Ancak girilen numaranın doğrulaması yapılmamaktadır. Yani eğer girilen numara doğru değilse bile doğrula butonuna basarak ilan vermeye devam edilebilmektedir. Diğer seçenekler ise arsa kat irtifakı ve kat mülkiyeti seçenekleridir. Bunlardan birini seçtiğinizde taşınmaz numarası alanı aktifleşir. Burada ilk olarak E-Devlet üzerinden gayrimenkul sahibinin size yetki vermiş olması gerekmektedir. Yetkilendirme sonrası aldığınız taşınmaz numarasını ilan girişinde taşınmaz numarası alanına ekleyerek doğrulama yapabilirsiniz. E-Devlet'ten yetkisini almadığınız bir taşınmaz numarası ile ilan girişi yaptığınız durumda sistem hata verecektir ancak ilan vermeye devam edebileceksiniz. E-Devlet üzerinden yetkisini aldığınız bir taşınmaz numarası girişi yaparsanız, bu durumda doğrula dediğinizde sistem zaten E-Devlet'ten bunu doğruladığı için onaylandı olarak ekranda onay bilginizi görüntüleyebileceksiniz. Sonrasında ilanla ilgili diğer bilgilerinizi giriş sağlayıp devam butonuna basarak ilanınızı yayınlayabilirsiniz. İlanı yayınlamak için aldığınız yetki 90 gün süreyle geçerli olup sonrasında yeniden E-Devlet üzerinden gayrimenkul sahibinin sizi yetkilendirmesi gerekmektedir. Yetkilendirme sonrasında yayına aldığınız ilanlarınızda güncelleme yaptığınız durumdan yeniden yetkilendirme adımlarını tamamlamanıza gerek olmayacaktır.